şöyle böyle yumurtanın kabarışmış halinde şöyle bir göstereyim sevgili arkadaşlar nasıl bir güzel kabardı. Sodalı böreğimiz bu şekilde. 2,5 ufkadan harika koca bir tepsi böreğimiz oldu arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz diyorum. Şu anda gece saat 11. Bizim de karnımız acıktı. Dedik ki ne yapalım diye düşündük. Bu saatte yenmez mi diye düşünüyorsanız biz yiyoruz. Güzel bir sodalı börek yapmak istedim. Dolapta 3 tane yufkam vardı. Kalmıştı 2 gündür duruyordu. Dedim ki onunla güzel bir börek yapalım. Hem az malzemeli hem de çok lezzetli, de pratik bir lezzet. Bu saatte de yenir mi? Ben yiyorum vallahi. Umarım sizler de acıkmışsanız yapar yersiniz misafirlerinize, çocuklarınıza. Güzel bir tarif, güzel bir börek. Arkadaşlar şimdi hep birlikte malzeme listesini hazırlayalım. Güzel bir sodalı börek yapalım diyorum. Hadi malzeme listesini. Evet arkadaşlar, şimdi güzel bir sodalı börek hazırlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle malzemelerimizi de yakından görelim. Önce şöyle bir tane sodamız var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız, hemen katıyoruz. Birazcık tepsimize koyalım arkadaşlar, biraz çok oldu. Ben yağlı sevmiyorum. Daha sonra burada peynirimiz, bir tane yumurtamız var. Hemen yağımızın içerisine bırakıyoruz. Daha sonra içerisi için bir çay bardağı süt kullanacağım. Hemen sütümüzü de koyduk. Sütümüzü bir kenara alalım. Bardağımızı. Yumurtamızı kırdık. Burada da yağlı peynir var arkadaşlar. 200 gram. İçerisi içinde maydanoz doğradım. Peynirlerimizi şöyle güzelce elimizle eziyoruz. Bu şekilde. Hemen peynirimizi de bir köşeye alıyoruz. Sodamız böyle kalsın. Hepsimizi şöyle alalım. Şöyle bir güzel malzemelerimizi çırpalım. Hemen tepsimizi şöyle alalım. Tepsimizi şöyle bir güzel yağlayalım arkadaşlar. Burada benim 3 tane yufkam var. Hemen 3 tane yufkadan güzel bir börek yapalım. Hemen böreğimizin alt kısmını şu şekilde malzememizden bırakalım. Hemen yufkamızı ikiye böldüğüm yufkamın üzerine şöyle yapayım. Tekrardan bu harçtan bırakalım. Gerçekten arkadaşlar mükemmel bir börek. Hemen diğer yufkamı da aynı şekilde. Ve arasına şöyle bolca peynirimizi.
malzememizden yine aynı şekilde koyuyoruz arkadaşlar. 2,5 yufkadan şöyle yapalım. Bir yumurtadan şöyle bir yarım yufkam daha kaldı arkadaşlar. Bunu da sigara böreği saracağım. Şöyle kalsın. 2,5 yufkadan böyle küçük bir tepsi börek çıkarttım. Hemen üzerine şöyle biraz yağ gezdireceğim. Şu kenarlarına doğru. Tamamdır. Hemen fırça yardımıyla şöyle bir süreceğim. Hemen tezgahımı bir güzel temizledikten sonra üzerine şöyle yapayım. Böreğimi güzelce keseceğim. Şöyle. Pratik. 2,5 yufkadan. Siz 3 yufka da yapabilirsiniz. Tepsiniz büyükse. Benim tepsim küçüktü. 2,5 yufka yetti arkadaşlar. Hemen bu şekilde. Böreğimi dilimler haline ayırdım. Şimdi böreğimin üzerine şurada sodam var arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi harika bir şekilde. Bir şişe sodamı güzelce gezdirdim. Çok az bir şey. Şu kadarcık kaldı. Eğer 3 yufka olursa tamamını bırakabilirsiniz. Ben 2,5 olduğu için çok az bıraktım. Onu da içeceğim. Bir şişe sodamı da üzerine bıraktım. Bir yarım saat dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim, böreğimizi hemen 180 derecedeki fırınımıza atalım. Yarım saat dinlendirdik. Dinlenen böreğimizi fırına bırakalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok da güzel oldu sevgili arkadaşlar. 2,5 yufkadan küçük bir tepsi böreğim çıktı. Şöyle böreğimi fırında kabarışmış halinde şöyle bir göstereyim sevgili arkadaşlar. Nasıl bir güzel kabarında sodalı böreğimiz bu şekilde. 2,5 yufkadan harika koca bir tepsi böreğimiz oldu arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim, böreğim çıktı şu anda fırından, hemen alıyorum. Şöyle bir göstereyim. Of! Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kabardı sodalı böreğimiz. Hemen ben üzerine şöyle hafiften bir su serpeceğim. Şöyle spatulayla da bir kaldıralım. Böreğimiz harika olmuş. Mükemmel bir şekilde kabardı sevgili takipçilerim. Sevgili arkadaşlarım, bakar mısınız? 3 tane yufkadan harika bir börek yaptım. Çıtır çıtır sesini duyuyorsunuz. Eğer kaldırabilirsem tahtanın üzerine kaldırmak istiyorum.
şöyle yapalım. Bakın harika, çıtır çıtır sesini duyuyorsunuz. Şurada tabağımı hazırladım. Dinlenmesi gerek sevgili kalpçiler ama dinlendirmedim. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Peynir de içerisinde erimiş. Kabarıklığını görüyorsunuz. 2,5 yufkadan. Harika bir börek oldu. İçini de çekmiş kat kat sevgili takipçilerim. Şöyle bir de yakından alalım. Evet, gördüğünüz gibi harika bir şekilde şöyle yapayım. Bakın içerisine şöyle alalım. 5 dakikada yapabileceğiniz 2,5 yufka çok az bir malzemeyle, 1 bardak, 1 şişe sodanız varsa harika bir börek arkadaşlar diyorum. Şöyle yanına da bir tabak hazırladım.